Süleyman Soylu'nun devlet tarafından pençe harekatının başlatılmasının startını verdikten sonra Güneydoğu'daki bütün o PKK'nın inlerine İHA'lar ve SİHA'larla ve bizim komandolarımız özel harekatlarımızın yapmış olduğu operasyonlar sonucu kuyruğu tutuşan HDP bir anda barış yürüyüşüne hemen karar verdi. Evet arkadaşlar, şimdi söyleyeceğim, videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü CHP sosyal medyada çok kuvvetli. Bu yüzden 2019 seçimlerini kaybettik. 2023 seçimlerine hazırlanmamız gerek. Sizlerden maddi bir destek istemiyoruz. Sadece videomuzu beğenip abone olmanız yeterli. Ben ve benim gibi diğer YouTuberlerin videolarının önerilip YouTube'da ön sıralara gelmesi için. Başka herhangi bir maddi bir şey çıkar beklemiyoruz zaten, sadece davamız için. Evet arkadaşlar, şimdi konumuza dönebiliriz. Pervin Buldan barış harekatını anında, ya barış yürüyüşünü anında başlattı. Şimdi barış yürüyüşünü başlatınca tek başına kaldı 300 kişilik bir grup ve bizim özel harekatçılarımız bunları engellediler, yürüyüşlerine izin vermediler. Bildiğiniz gibi zaten koronavirüs yaygın. Bir de bunların sokak hareketleriyle insanlar iyice birbirlerine bu virüsü yayacak, evlerine veyahut da güvenlik güçlerine ve hastanelerimizde ve vefat eden kişilerin sayısı oldukça artacak. Bunların yapmış olduğu böyle gereksiz hareket yüzünden. Ama onlar kendilerince çok haklılar. Ne yapsınlar? Süleyman Soylu açıkladı. Daha dedi 450 civarında kuru kafa kaldı dedi. Bunu dedi biz bu yaz dedi yapacak olduğumuz yeni harekatlarla 400-350 civarına indireceğiz. Bunu dedi 300'e indirmeyi başardığımız anda dağdaki kuru kafaların hepsi kaçacak dedi. Çil yavrusu gibi dağılacak ve biz bu bu terör örgütünden kurtulacağız diye açıklama yaptı. Evet, bunun arkasına Pervin Buldan koşa koşa sokağa indi ve barış yürüyüşü, barış yapacak. Ben şimdi bunun barış yürüyüşünden ve CHP'nin adalet yürüyüşünden çok tereddütlüyüm. Arkadaş, barış yürüyüşü yapıyorsun da yani güvenlik güçleri olsun, askerimiz olsun, polisimiz olsun veyahut da yani ben şöyle bir bakayım, İzmir'de, Ankara'da veyahut da ne bileyim İstanbul'da veyahut da diyelim Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak, yani halka bir zulüm mü var, bir dayatma mı var, zorlama mı var? Ne var yani? Ha, ama onların acısı, kuyruk acısı başka. Onların eteği tutuştu Pervin Buldan. Çünkü dağdaki Kandil'e gidiyor bizim asker. Onun derdi o. Onlar bitecek. Ha, biterken de diyor ki ne? Sayın Kılıçdaroğlu diyor. Bak biz diyor seni diyor belediyeler seçimlerinde tam destek verdik. Bizim sayemizde belediyeleri aldınız. Biz diyor sizin için diyor bak iki tane diyor bir koç kurban ettik diyor. Bir tane koç, bir tane de koyun diyor. Hani hatırlarsanız Leyla Şırnak milletvekilini ve Kesimoğlu'nu kurban ettiler. Bildiğiniz üzere milletvekillikleri düştü. Enes Berberoğlu'nun da aynı şekilde. Kılıçdaroğlu açıklama yaptı yalandan. Onlara hani dosyanın içeriğini bilmiyorum ama ne tür bir hani milletvekilliği düşürülme olursa olsun AK Parti tarafından yapıldığı için adaletsizlik, hukuksuzluk ve sosyal devletinde böyle bir milletvekili düşürme halkın seçtiği güya falan filan diye uyduruktan bir açıklama yaptı zaten. Madem dosyanın içeriğini bilmiyorsun da ne diyor o zaman bunları destekliyorsun? Ne suçu var? Bir baksana ne suçlar istinad ediliyor, ne haltlar işlemişler. Yani bilmen için de hemen söyleyeyim de Enes Berberoğlu'nu şehit eden o şerefsizin cenazesine katıldı. Daha bir sürü onları yani saymakla bitmez. En hızlısını diyorum konu fazla uzamasın diye. Neyse. Şimdi Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu şuradan sıkıştırıyor. Bak asıl konuya bakın. Şimdi diyor bakın koronavirüs sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin diyor gelirleri oldukça düştü. Millet vergi zor öder durumda diyor. Devletin kasasına oldukça para girmiyor. Turizm durdu diyor. Yurt dışından gelecek olan turistler sayesinde devletin kasasına canlı sıcak paralar akacaktı. Bu da durdu diyor. Bu da diyor devleti hani yıpratmaya, bayağı bir hani ekonomik olarak dar boğaza sokmaya, sürüklemeye götürecek. Ve arkasından Avrupa'daki dostlarımız diyor. Bak Avrupa'daki dostlarımız açıklama yaptılar diyor. Türkiye'yi biz güvenli bölge olarak görmüyoruz. Almanya'daki yaşayan vatandaşlarına herkes yani Türklere bile dediler ki Türkiye'ye gitmeyin dediler. Şimdi bu kış zamanı geldiğinde
Şimdi bu vergiler toplanmayıp hani az toplanıp ekonomik krizler hani turizmde durdu. Kışa doğru devletin kasası darboğaza girecek, bayağı sıkışacak. Sen de zaten ülkenin kasasını boşaltmaya yoğun bir şekilde çaba sarf ediyordun. Bu fırsatı eline bir kere geçirdin. Ve biz de o zaman işte devletin tepesine çöktüğünde senin hani insanları sokağa döktüğünde hani açlık, yoksulluk, hani işsizlik, hani devlet bakmıyor, yardım etmiyor, devlet hani yönetemiyor falan filan deyip insanları sokağa sürüklediğinde işte sana o zaman benim gibi diyor bir grup lazım. Genç nüfusa sahip sokakları diyor birbirine karıştıracak. Her tarafı darmaduman edecek işte diyor. O zaman diyor ben diyor sana diyor destek, hani benden destek istiyorsan bugün sen de benim o dağdaki kadromun, o büyük başların diyor ortadan kaldırıp temizlenmesine diyor, leşlerimin yok olmasına diyor engel ol diyor. Bak diyor Avrupa'daki dostlarımız dedi ki ne? Şimdi bakın Avrupa'dayız arkadaşlar. Biz Avrupa'dayız. Şimdi bize diyorlar Türkiye gitmeyin. Türkiye güvenli bölge değil diyor. E peki biz onları şimdi diyelim İspanya çok mu güvenli? Oraya gidiyoruz. Fransa çok mu güvenli? İtalya çok mu güvenli? Oralara serbest ama. Bugün en çok vefat eden İtalya'da, İspanya'da ve Fransa'da oralar serbest. İstediğimiz gidip gidebiliyoruz. Ama Türkiye diyor güvenli değil. Niçin diye sorduğun zaman cevap şu. Türkiye'deki insanlar diyor fiziksel mesafe yani sosyal mesafeyi dikkat etmiyorlar, yasaklara uymuyorlar diyor. Birbirlerine çok iç içe giriyorlar diyor. Onlar diyor size diyor hastalığı kolay bulaştırabilirler diyor. Çünkü onlar diyor hiçbir yasağa takmıyorlar diyor. Yani mesafe koymuyorlar diyor. Bahane, gerekçe çok. İstiyorlar ki bizim paralarımız Türkiye'ye gelmesin. Bak 5 milyon insan her giren insanı 2000 euro, en az 2000 euro olarak hesap edin. 10 milyon euro direkt kafadan Türkiye'ye para girecek. Orada bak ev alıyoruz, ev satıyoruz, vergilerimiz var, inşaatımız var, tapuda işlerimiz var, belediyede bir sürü işlerimiz var. Yapacak çok işlerimiz var. 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin eurolar para getireceğiz. Kişi başı böyle paralar gelecek. Şimdi orada bir sürü inşaatlarımız var. Bir sürü para getireceğiz oraya. Kaç tane vergim var benim orada. Şimdi ben onlara gidip de belediyede bu vergileri ödeyeceğim. Para getireceğim devlete. Ha işte bunlar diyor gelmeyince, turizmde olmayınca ve şu anda virüs sebebiyle vergiler de toplanmayınca önümüzdeki kışın diyor Avrupa'dan diyor Avrupa'daki dostlarımız Türkiye'nin üstüne çullanacak. Onlar çullandığında diyor işte o zaman diyor devlet hani Türkiye Cumhuriyeti hani ekonomik olarak sıkıştığında diyor sen halkı sokağa çağırdığında o zaman HDP'yi arkanda görüp o iktidarı Erdoğan'ı indirmek istiyorsan diyor işte bugün diyor benim dağ kadromu Kandili yerle bir etmelerine izin verme diyor. Bak izin verme. Eğer sen izin verirsen ben diyor senden diyor söz yaptım bana diyor bak 2-3 tane diyor kurban verdik diyor. İki kurban ben, bir kurban sen verdin diyor. Ama diyor bu söz diyor yeterli değil. Namusum söz konusu diyor Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'na. Ben nikah istiyorum diyor. Nikah. Herkesin bilsin diyor. Bana nikah yap diyor. Benim adım çıkıyor diyor. Kadın böyle söylüyor. E Kılıçdaroğlu da diyor ki ne sen ne yapıyorsun diye. Ben sana şimdi diyor söz kestim. Her zaman yanındayım diyor. Bu iş böyle devam etmesi lazım diyor. Bu sözü diyor nikaha çevirir de imza atarsak diyor bir evlilik cüzdanına. Ben zaten evliyim diyor. Beni diyor bu mahallede diyor taşlarlar. Beni diyor sokakta izdiham ederler. Beni diyor taşa tutarlar diyor. Benim bu CHP iskelet oyun var ya diyor. Ben nasıl sana nikah kıyayım diyor. Beni diyor gizli gizli sözlü sözlü götürelim işi diyor. Sen benden nikah istiyorsan işbirliğimiz gizli kimse bilmiyor diyor. Sen bu işbirliğimizi yani devam ettir böyle. Hani sesini çıkarma. Ben sana el aldığından zaten destek oluyorum. Olabildiğin kadar diyor. Kışa diyor önümüzdeki kışa diyor çıkarsak. Biz bu hükümetin ekonomik olarak sıkışıklığı sonucunda diyor tepesine bindiğimizde diyor sokağa halkı döktüğümüzde diyor Gezi'nin diyor 20 katını daha fazlasını yapıp iktidarı diyor erken seçime hatta koltuğundan indirmeye götüreceğiz beraber diyor. Yurt dışındaki bizim kardeşlerimiz sayesinde onların yapmış olduğu baskılar, ekonomik baskılar yüzünden diyor, ekonomik ambargolar yüzünden diyor. Zaten diyor turist gelmedi, bir de diyor Almancılar da gelmeyince diyor ne olacak? Devletin kasası krize girecek, darboğaza girecek. Biz bu insanları işte elimizde fırsat, pahalılık, işte kiranı ödeyemiyorsun, iş bulamıyorsun, devlet yardım ediyor mu? Devlet bakıyor mu? Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Benim yanıma topladığım diyor 5 bin kişinin yanına diyor 10 bin de sen koyacaksın diyor. O darboğazın etkisinden bir 10-20 bin de kendi inecek diyor. Her tarafı yakacağız diyor. Milyonlara ulaşacak diyor. Ondan sonra da sular seller diyor. Bakalım diyor Cumhurbaşkanı diyor koltuğunda oturabilecek mi diyor ya. Biz diyor doğru diyor onun diyor sarayına yürürüz. Sarayına sen ne diyorsun indiririz oradan. Kaddafi'ye yapılan aynısını ona yaparız diyor. Halka yaptırırız diyor. Neler diyorlar neler. İşte bu gizli ittifakların neticesinde bunları planlıyorlar. Ama işte önümüzdeki 3-5 ayı şu kandili mandili bir kurtaraydık diyor.
Yani bu Süleyman Soylu diyor bu pençe harekatıyla canımızı okuyor. Bizi kışı göstermeyecek işte. Kışa diyor sen diyor biz göremezsek dağdan dağ kadromuz yok olursa darma duman olursa diyor ama diyor kışa biz çıkamazsak diyor. O zaman sen de bu karışıklığı yapamazsın diyor. Biz yok olursak diyor. Pervin diyor bak Pervin. Biz yok olursak diyor sen de tek kalırsın diyor. O zaman diyor yurt dışındakiler de desteği çekerse diyor Avrupa'dakiler. Bundan sonra diyor biz 2023'ü biz göremeyiz diyor. Kadın haklı. Kadın haklı. Dağ kadrosu yok olup gidiyor yakında. Böyle olmuyor Kılıçdaroğlu. Sen bu kadına büyük destek yapman lazım. Sadece adalet yürüyüşü bizim için bir başlangıçtı. Bundan sonraki adalet yürüyüşlerimiz oho, daha neler olacak? Ne? Bunlar yeterli değil. Bu adamın yani Pervin Buldan'ın barış yürüyüşüne destek değil. Koşa koşa sen de gitmen lazım. Sen gidersen emniyet güçleri orada Pervin Buldan'a müdahale edemez işte. Muhalefet olduğun için Atatürk'ün arkasına saklandığın laiklicilik, cumhuriyetçilik, halkçılık ilkeleri, zırvalarını, saçmalarını her zaman tekrarladığın için sana direnmiyor işte. Koskoca muhalefet olduğun için dokunulmazlığın var, büyük dokunulmazlığın var. Anladın mı? İstediğin cezayı yap, istediğin suçu işle, istediğin halkı yap, sana dokunamıyor devlet. Dokunamıyor, sana dokunursa ülke karışıyor. O yüzden sen atletin kadar beyazsın. Sen o CHP'nin şeyine al bakalım. Parsasını topla bakalım. İstediğin haltı ye, istediğin kadar suç işle. Kimse sana sesini çıkartamıyor. Bir gün onlar da bitecek. Ondan sonra göreceğiz size bakalım. Bu partiden de bir gün